Evet, öncelikle sizlere şöyle bir limon manzarası göstermek istedik. Bugün çok daha özel, çok daha güzel bir yerdeyiz. Buradan daha önce sizlere pek video paylaşım yapmamıştım. Ama bugün öncelikle şu limon ağaçlarının güzelliğini, gürbüzlüğünü ve şu güzel sapsarı limonların endamını göresiniz diye bugün buradan başladık video çekimlerimize. Bugün neredeyiz? Yine Seydikemer ilçemizin Örenköy'ündeyiz. Örenköy dediğimiz zaman çok daha farklı bir yeri olan bir bölge burası. Öncelikle buranın bazı özelliklerini sizlere belirteceğim. Daha sonra da buranın bulduğumuz o güzel parselin size diğer detaylarını aktaracağım inşallah. Şöyle şu güzel manzarayı görüyorsunuz herhalde. Ve Örenköy dediğimiz zaman buranın en büyük su kaynağına sahip bir bölge burası. Bir mahallemiz. Adı üzerinde Ören dediğimiz zaman burası eski Romalılardan kalma bir yerleşim alanı. Köy merkezi değil ama köy merkezinden önceki yerleşim yerleri olan alanlar var. Daha doğrusu Ortaköy ile o Ören mahallemizin tam ortasında yer alan, burada çok güzel Ören yerleri olan o tarihi eser, o kayalara oyulmuş çok değişik, çok egzotik ve fantastik gezilebilecek tarihi eser yerlerimiz var. O yüzden buranın adı Ören yeri olarak geçmiş ve Ören köyü olarak adlandırılmış. Şimdi tam bu kayaların olduğu yeri niçin çekiyorum? Orada çok büyük su havuzlarının olduğu yer ve balık havuzlarının bulunduğu bir bölge orası. Görmüş olduğunuz şu büyük kayanın hemen alt tarafı diyeyim ve şu iki kayanın tam ortasında hem oradan çıkan bir su var, hem de yukarıdan gelen, yayla tarafından gelen bir su akımı var ki buranın en büyük su kaynağı. Aynı zamanda bu su kaynakları hem sulama suyu olarak buradan kanal halinde Fethiye'ye gidiyor, hem de içme suyunun tamamı, daha doğrusu Fethiye'deki içme suyunun tamamı Ören mahallemizden gidiyor. Onu da buradan belirtmiş olayım sizlere. Zaten çevre olarak görüyorsunuz, bütün her yer yemyeşil, bir doğa harikası. Etrafımız ormanlarla çevrilmiş ve buranın en güzel tarafını da söyleyeyim sizlere. Aynı Seydikemer ilçe merkezi kadar burası çok faal, işlek bir köy ve köy içerisinde özellikle market, manav, sağlık ocağı ve diğer bütün ihtiyaçlarınız karşılayabileceğiniz, hatta restoran dahil burada her şey mevcut. Ayrıca buranın diğer özelliğini de söyleyeyim. Burası hava, özellikle yaz mevsiminde hava akımının çok güzel olduğu bir yer. Zaten doğal güzelliklerinle ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Siz manzarayı şimdi seyrederken ben de sizlere buradan araziyle ilgili birazcık detay vereceğim ki Torosların zirvesini görüyorsunuz. Birkaç gün öncesine kadar çok güzel kar yağmıştı ama havalar yine Şubat ayı olmasına rağmen karlar birazcık eridi. Biraz da şu anda burada sıcaklık yavaş yavaş artmaya başladı. Sıcaklık derken tabii ki sizin bulunduğunuz yere göre burası biraz daha ılıman bir bölge. Çünkü biz Akdeniz bölgesi içerisinde olduğumuz için. Şimdi gelelim işin en güzel kısmına.
Burası tam Ören köyünün merkezi. Ve görmüş olduğunuz gibi etrafımız her yer ev burası. Zaten burası yerleşik alan içerisinde. Ama ben size bir detay daha aktarayım. Ören mahallemizin bir kısmı doğal ve arkeolojik sit alanı olarak geçiyor. O da az önce belirtmiş olduğum gibi sadece Ören köyünün Ören köyü ile Ortaköy arasında bulunan tarihi eser olan bölge için geçerli. Ama burası için geçerli değil. Şimdi burada bir parselimiz var. Parselimizin yüz ölçümü tam olarak 485 metrekare bir parsel burası. Parselin içerisinde tapuya işlenmiş bir adet şu görmüş olduğunuz eski ev var. Bir de bakın buradan göstereyim. İki tane de burada resmi olarak kayıtlara geçtiği için iki tane de burada kapı numarası mevcut. Bununla birlikte dediğim gibi burası isterseniz çift haneli, isterseniz tek haneli olarak, çünkü iki tane kapı numarası olduğuna göre buraya rahatlıkla iki tane rahatlıkla ev yapabilirsiniz. İster dubleks yapın, isterseniz de farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama iki tane kapı numaranız var. Hem resmi olarak elektriğiniz var, hem de resmi olarak burada suyunuz mevcut. Onu da buradan belirtmiş olayım. Parselin arkasında bu önümüzdeki evlerin olduğu yere kadar hemen şurada bakın elektrik direği ve telefon direği dahil her şey burada mevcut olarak bulunmakta. Ben size parselin net olarak köşelerini de buradan belirtmiş olayım ki burası köşe bir parsel. Her iki tarafında resmi yolu var. Tam bu direğin olduğu yerden başlıyor. Önümüzdeki o traktör kasasının olduğu yere kadar devam eden dikey bir çizgi var burada. Arkada da çok güzel burada bir boşluk var. Çok güzel bir derinlik var arkaya doğru. Ev çok eski bir bina. Taş yığma bir bina. Yarısı eski piriket dediğimiz piriketlere oluşmuş yarısı. Ama yarısı görmüş olduğunuz gibi bu bölgeden baktığınızda burası yığma taş usulü yapılmış bir bina. Bununla birlikte burası dediğim gibi tam köy merkezi özelliğine sahip. Buradan da köyün içerisinden gelen ve mesafe olarak sadece 500 metre bir mesafeniz var köy merkezine. Buradan da onu ben sizlere göstermiş olayım. Köy merkezi burası, tam karşımız. Buradan da yol gidiyor köy merkezine. Şimdi buranın en güzel tarafını söyleyeyim sizlere. Burada her türlü narenciye ağaçlarının yetiştiğini, burada aynen şu görmüş olduğunuz o güzel gürbüz tam böyle meyveye gelmiş. O çok güzel meyve ağaçlarını, narenciye ağaçlarını zaten görüyorsunuz. Her türlü limon, portakal, mandalin türü olduğu kadar da buranın coğrafyası sebebiyle burada da çok güzel bir zeytin meyvesinin yetiştiğini ben sizlere buradan söylemiş olayım. Evet, evimiz köşe olarak aynen bu şekilde. Az önce diğer yoldan geldim. Evin diğer kısmından, tam karşı kısmından bir resmi yol gidiyor. Böyle bir konumu var. Bir de evin hemen arka tarafına doğru bir de bu yönden bir yol var. Onu da göstereyim ben sizlere. Daha doğrusu burası tam üçgen bir parsel diyebiliriz. Aslında üçgen de değil ama her iki tarafı yol olan ve tam her iki tarafın ortasında kalan bir parsel burası. Yani böyle özellikle parsel her zaman bulunmuyor. Zaten gördüğünüz üzere arka taraflarınız, etrafınız komple her yeriniz burada. Komşularınızın evleriyle arka tarafa doğru dolmuş durumda. Burada yaşam çok sakindir. Çok güzel bir yaşam var burada.
havası, suyu olabildiğince bol. Aynı zamanda hemen parselin gördüğünüz gibi içerisinde şu anda hazırlanmış bedava odunlarınız bile var. Hatta onu da belirteyim. Parselin diğer tarafındaki o park yolu görüyorsunuz. Park yolun hemen bittiği yerde Ören çayının özellikle yaz aylarında gürül gürül aktığını, o muhteşem suyunun olduğunu da buradan sizlere belirtmiş olayım. O yüzden dere akımı sebebiyle o dereden gelen çok güzel bir hava akımı olduğu için burada gerçekten yaşam bambaşka. Evet, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar ama söyleyeyim net olarak yine son olarak burası 485 metrekare ve yaklaşık içerisinde 200 metrekare civarında, bakın 200 metrekare yaklaşık olarak ölçtüğümüzde burada bina var. 2 tane kapı numarası var. Elektrik, suyu, telefonu, her şey mevcut. Buraya istediğiniz şekilde 2 tane ikiz dubleks villa yapma şansınız bile var. O yüzden böyle bir parseli bence hiç kaçırmayın. Bu tür parseller her zaman denk gelmiyor. O yüzden tam köyün merkezinde, aynı zamanda dediğim gibi burası sit alanı içerisinde girmediği için de buranın özelliği çok çok daha farklı. Evet, şimdi bu kadar. Yine diğer bütün detayları videonun alt kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Fiyat bilgisi dahil. Lütfen bu parseli hiç kaçırmayın. Artık yani Seydi Kemer'de yaşamak istiyorsanız, daha doğrusu burası biraz daha izole diyeyim ben size Seydi Kemer'den. Ama son olarak yine ifade edeyim. Seydi Kemer ilçe merkezinde yaşamaktansa böyle gürül gürül o suyun çıktığı yere yaşamak çok daha farklı olur. Bir de son olarak ifade edeyim yine. Seydi Kemer ilçe merkezinden geldiğiniz zaman Ortaköy merkez 11-12 kilometre mesafede kalıyor. Hemen Ortaköy'ün en arka kısmında kalan burası, yani Ören mahallemiz. 4 kilometre mesafe, yani Seydi Kemer ilçe merkezine yaklaşık 14-15, belki biraz da biz 1 kilometre yanılmış olursak burası maksimum 15 ve 16 kilometre civarında Seydi Kemer ilçe merkezine. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Yaşam olarak burası çok sakin. Zaten her zaman belirtiyoruz. Buralar yörük kültürü olduğu için bütün komşularınızla birlikte burada hem yeni hem de eski evlerin olduğu çok güzel bir bölge. Ve komşuluk ilişkileri de burada o kadar güzel ve o kadar sakin bir komşuluk ilişkilerinin olduğunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdilik bu kadar. Yine dediğim gibi diğer detayları videonun altındaki açıklama bölümünde vermiş olacağım. Lütfen bu videoya dikkat edin ve lütfen burayı hiç kaçırmayın derim. Şimdiden sağlıklı günler diliyorum sizlere. Her şey kalbinizde gönlünüze göre olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu olun, mutlu kalın inşallah. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.